Lütfen dikkat, otobüs yolu. Eşimin baskısıyla koronavirüsünden dolayı alışveriş yapmaya geldik. Sirke, tuvalet kağıdı, makarna, pirinç aldık. En az bir aylık idare edecek kadar ürün aldık. Vallahi evimde var Allah'a şükür ama biraz daha almayı düşünüyorum tabii ki. Markete eşim bu konuda biraz titiz, o yüzden gideriz herhalde. Korunmak için de her gün elimizi bol bol yıkıyoruz. Elimizden geldiğince temiz olmaya çalışıyoruz. Biz koronavirüs tehdidiyle marketlere hücum eden Almanları ayıplarken bizim milletimizin aynı davranışı göstermesini ben kabul edemiyorum. Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Yazık, günah değil mi? Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca stokçu elindeki malı daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Bizim hem ceza kanunumuzda hem Türk Ticaret Kanunu'nda
stokçuluk, vurgunculuk, kara borsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan. Ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek haksız ticari uygulama kapsamındadır. Ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı. Yani rafları boşaltmak bir tarafa, alabileceği ihtiyacın asgarisini almalı ki şu dönemde gerek cerrahi maskelerde, gerekse hijyen ürünlerinde veya kuru bakliyatta, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan stokçular başarılı olamasınlar. Bunları Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek de hepimizin görevi. Alo 175 hattı var, tüketici hattı. Oraya da şikayet edilebilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu mobil şikayet hattı HFA, haksız fiyat artışı şikayet bildirimi de ben cep telefonuma indirdim. Ücretsiz olarak kolayca şikayet imkanı sağlıyor tüketicilere. Bu arada pahalı fiyattan ürün alan tüketicilere de tavsiyem, normal fiyatla fahiş fiyat arasındaki farkın iadesi için tüketici hakem heyetlerine gerek bizzat giderek, gerekse internet TÜBİS sistemi üzerinden ücretsiz olarak başvurup aradaki farkın iadesine karar alsınlar. Bazı satıcılar basiretli davranıp belli miktarın üzerinde satış yapmıyorsa bu biz tüketicilerin utancıdır. Tüketiciler bilinçli davranmalı. Özellikle böyle dönemlerde her zaman bir haftalık aldığı ihtiyacını 3 günlük olarak almalıdır. Yani ne alıyorsa yarısını, ne tüketiyorsa yarısını tüketmelidir. Refle yapıyor. Yani ayna vazifesi yapıyor. Bir süre sonra ışık kararıyor.